Merhaba arkadaşlar, beklenen büyük gün geldi. Belki de bugün hayallerimize kavuşacağız. Geleneksel mızrakla kılıç avcılığını tecrübe edeceğiz İlker Reis sayesinde. Suat Kaptan'la beraber acayip heyecanlıyım. Bu avcılığın detaylarını, bunu yapan 3-5 kişi var belki de Türkiye'de ve çok kısıtlı bir zaman dilimi var değil mi İlker abi? 2 ay falan çalışıyoruz ama 2 ayda ne kadar hava yapıyor? 15 gün belki. Yani senede 15 günlük bir avcılık o için kadar, o kadar. Biz şansımızı denemeye geldik. İnanılmaz heyecanlıyım. Suat abi sen de heyecanlı mısın? Evet, hepimiz. İlker Reis de heyecanlı. Kılıç ayrı bir heyecan veriyor bize. Değil mi? Aylardır da söylüyorduk Nisan ayında kılıç yakalayacağız diye. İşte bugün enerji herkeste çok iyi. Aynen öyle. Bence güzel bir şeyler olacak. Uykumuzu aldık. Yalnız İlker Reis'in elinde mızraklar olunca ben... Korkuyorum biraz. İlker Reis, seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum burada. Bak, kısaca bir mantığını anlatalım arkadaşlar. Tekne 11 metre ama 11 metrede önünde bir kalas dedikleri bir platform var. Bu kılıç mevsiminde özel olarak yapılıyor. Ve üstte bir platform yapmışlar teknenin, onu da göreceksiniz. O platformda dümenci dümen tutuyor. İki kişi çok böyle iyi dürbünlerle ufku tarıyor. Balığın yüzgeçini gördükleri anda da artık olay dümencide ve mızrağı saplayacak kalasın ucuna çıkan kişi de. O da İlker Reis. Bu konuda kendi atıcılığına güveniyor musun? Şimdi şöyle, biz bunu 6-7 senedir yapıyoruz. Gerçekten çok çeşitli balıkçılıklar yaptık, onu hep dile getiriyorum. Yani bu denizde her türlü balığı avladık. Lakin bu iş, ya öyle bir şey değil ya. Bu anlatı ben dalgıçlıkla yapıyorum. Yıllardır her türünü yaptık. Bu kılıç zamanı geldi mi? Sanki tüyler her şeyi kendi unutuyorum. Başka oluyor, değil mi abi? Dün de şahit olduk zaten. Uyku uyuyamam dedin ya dün gece. Evet, yani 50, 30 yıllık balıkçı. 50 kilo bir kılıcı gördük ama daldı kılıç. Yani biz bugünden sonra inşallah iyi havalarda balıklar vuracağız. Bunu herkes görecek. İnşallah. Zaten ben drone'a da güveniyorum. Drone görüntüsü çok güzeldi. Bugün de öyle başarılı bir görüntüyle inşallah biz de başarılı oluruz. Çünkü her şey bir sefer oluyor. Denizde aslında balık dediğim her şey bir sefer oluyor. Aynen öyle. Kamışta kopardığında da bir sefer oluyor çoğunlukla. Hani iri bir balık geldi, kopardı, bitti. Dolayısıyla zıpkında kılıç avı da öyle. Zıpkınlarımızın şeyini anlatalım. Hani mantığı, çalışma evet. Sistemini. Balığa saplıyoruz. 4 metredir. Ucunda kromdan ayımız vardır. 4 metrenin ucundan tutuyoruz kayın başında. Uçlarımız seyyardır. Balığı aslında baktığında acı verici bir olay ama aynen. Tüm dünyada böyle avlanıyor bu kılıç balığı. Yani traditional belgesellerde de görürler. Bunu bu şekilde taktığımızda ip tamamı uca gidiyor. Tekneyi. Ucundan tutuyoruz. Hayvan hatta şekilde gösterelim. Göster, bu böyle ucunda duruyor. Göstermedi abi. Yani merak etmeyin. Kontrol bende. Uç böyle duruyor. Balık önümüzde. Geldi mi? Bu şekilde hayvana sokuyoruz. Veya kaçan balık olursa atıyoruz. Attığımızda zaten uçlar kamıştan, şeyden, sopadan ayrılıyor. Sonrasında bakın bu şekilde bu balıkla beraber ayrılıyor. Sopa boşta kalıyor. Dolayısıyla biz bunu hayvan üzerinde hayvanı öldürene kadar veya yorana kadar çekiyoruz. Bunlar ayrılmıyor. Yani biz hep söylüyoruz aslında bu ticari balıkçılığı bilgi amaçlı paylaşıyoruz. Aynen öyle. Bizim yaptığımız, yapmak istediğimiz bir avcılık değil. Biz oltayla da inşallah bu tabii. Balığı yakalayacağız. Aynen öyle. Ama bu bilgiler değerli. İnsanlar olta bağlama, işte bu tür ticari balıkçıların yaptığı paragat avları. Tabii. İşte bugün kılıçla ilgili bu kadar detaylı bir paylaşım belki olmamıştır bilgi paylaşımı. Bu bilgi paylaşımları değerli. Ben hep söylüyorum bilgi paylaştıkça değerlidir arkadaşlar. Aynen öyle. İlker Reis de bilgilerini bizle paylaşıyor. Bazı balıkçılar paylaşmak da istemez. Tabii, aynen öyle. Ama herkesin yapacağı şeyler değil. Hani paylaşmamız herkesin yarın kılıca çıkacağı anlamına gelmiyor. Tabii, zaten özel ruhsatın olması gerekiyor onun için. Umarım bugün güzel bir kılıç görürüz. Belki birkaç kılıç görürüz. İnşallah. Hem İlker Reis kazanç elde eder. O da bizim için değerli. Tabii. Çünkü o da dediğim gibi ekmeğini sudan çıkarıyor. Aynen öyle. Biz de bu bilgileri paylaşma fırsatını buluruz. Ve tecrübe ederiz. Serhat müthiş drone görüntüleri çekiyor. Dün inanılmaz balina görüntüleri çekti. Aynen. Bence çok güzeldi. İnşallah bugün kılıç balığı görüntülerinde yani İnşallah. Vurma anını İlker Reis'in drone'u kaldırıp yani bu olayı çok güzel kayıt altına alırız ve harika İnşallah. Bir video çıkar ortaya. Bize rast gelsin diyorum ben. Rast gelsin bize.
fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Arkadaşlar inşallah bugün büyük gün. Bugün o hayallerimizi süsleyen kılıç balığını yakalamaya çıktık. Hava mükemmel. Her şey istediğimiz gibi. İki tarafta sancak ve iskele tarafta dürbüncüler balığı arıyor. Dümende Efe kardeşim. Suat abi de yan teknede. O da bize dahil olacak. Baş tarafta platformumuz var. Geleneksel yöntemlerle mızrakla kılıç balığı avcılığı yapmaya çalışacağız bugün. Külker kaptan, hava güzel mi? Şartlar uygun mu? Her şey çok güzel gözüküyor. Artık bir tek balık vurmak kalıyor. Tabii görmek önce. Aynen öyle. İnşallah onu da yapacağız. Hep beraber seyredeceğiz. İnşallah. Ya bu efsanevi avı, sizin bu yıllardır yaptığınız avı en iyi şekilde drone'la tepeden görüntüleyebilirsek mükemmel olacak. Arkadaşlar hiç kolay bir iş değil ama ben inanıyorum yapacağız. Rast gelsin. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Arkadaşlar yunuslar geliyor bize doğru. Bizimle yarışmak istiyorlar. İnanılmaz bir yunus sürüsü. Allah şu güzelliklere bak. Şu güzelliklere bak. Oy 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 oy. Çok güzelsiniz ya. Ay maşallah size ya. Subhanallah. Allah'ım şu güzelliğe bak. Teknenin altına girdiler. Nerede onlar? Allah Allah şu güzelliklere bak. Ne güzelsiniz siz ya. Bunlar küçük böyle. Of 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 of. Çok güzeller ya. Çok güzeller. Arkadaşlar kılıç balığını gördük. İnanılmaz heyecanlı. İnanılmaz heyecanlı. İlker Reis provaya çıktı. Çok yakınmış. Tamam 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 tamam. İpi yol verdik. Çok yakınımızda kılıç balığı var. Haydi bismillah, haydi bismillah. Hemen kaldır, hemen kaldır. Haydi bismillah. Hazırız. Dibimizde balık. Evet, 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 evet. Vurabildin mi? Kaçtı galiba. Yap geri. Al ipi. Vurdun mu abi? Al boşa. Vurduk. Vurduk be. Geri yap. Etrafa iyi bak. Tamam bakalım. Top ver oradan bir tane. Evet, top abi. Ver oradan bana. Arkadaşlar kılıcımızı aldık. Görür görmez teknenin önünde belirdi. Aslında havada çok iyi değildi ama İlker Reis gördü. Mızrakladı. Şimdi balık ipin ucunda. İple dövüşecek. Onu yoracağız. Maalesef o kadar geç gördük ki balığı drone'u bile kaldıramadık. Ama bugün inşallah drone'la da vuruş anını yakalayacağız Allah'ın izniyle. Reis'im bir tadabilir miyim? Yavaş yavaş verebilir miyim? Ver bir top da. Oo. Evet, ilk topu aldı, batırdı ve fena gidiyor, fena. Yorulacak birazdan. Fena gidiyor, fena. Son anda gördük, inşallah büyük bir şeydir. Tamam, tamam. Kalama vereceğim elimle, anladım. El oltası gibi. Arkadaşlar gücü ne var ya, inanamazsınız.
Ne kadar aşağı daldı hayvan. Efe dürbünü getir. Abi sıkmıyorum hiç. Aha durdu. Topluyorum. Dürbünse çek. Tabii tabii. Tamam tamam. Etini yırtmadan. Şöyle tutarsan her zaman tamam daha rahat olsun. Evet şimdi tekrar direnç göstermeye başladı. Gidiyor. Bu kılıç balığının eti çok yumuşak arkadaşlar. Zorlarsan, inatlaşırsan, hızlı alayım balığı dersen balığı kaçırırsın. Son anda vurduk. İlker Reis son anda yani bir de derindeydi hocam. Nasıl vurdun onu ya? Helal olsun sana. İlker Reis işi bana bıraktı. Kendisi yeni kılıçlar görmek için ufku tarıyor dürbünle yukarıda. Abi fena gidiyor. Böyle yoracağım bunu. Bu işte eldiven lazımmış, onu da anlamış oldum. Arkadaşlar, hayatımızın ilk, daha doğrusu daha önce bir kılıç denk geldi teknemde ama o kadar büyük değildi, onu geri salmıştık. İlk güzel boy kılıcı Allah'ın izniyle ipimizin ucunda. Müslüm abi, gitmek istiyorsa ağır ağır veriyorum değil mi? Durdurmaya çalışmıyorum hayvanı. Gidiyor. Aynen bak şöyle şöyle. Ya başka türlü de yorulmaz bu. Gerçi çamaşır ipi de suyun içinde bunu yoruyor. İki tane de küçük şamandıra bağladık. O da yoruyor. Şimdi büyük bir kılıç görürsek eğer ne yapacağız? Büyük şamandırayla atacağız bunu. O balığın peşine gideceğiz. Yeni bir kılıç görürsek. Dur. Evet. Tatlı tatlı toplama zamanı. Evet arkadaşlar, tatlı tatlı çekiyorum şu an. Ellerim kıpkırmızı oldu. Ama yapacak bir şey yok. Kamerada Efe kardeşim, İlker Reis'in, balıkçıların kralının oğlu. Onu da tanıştıracağız inşallah sizinle. İlker, babanla gurur duyuyor musun? Vallahi iyi balıkçı ya. İyi balıkçı ya. Abi topluyorum. Tatlı tatlı topluyorum. Bu arada arkadaşlar bu balık çok sağlam, hareketli bir balık. Tekneye yaklaşırken parçalayacak değil mi? Vay abi çırpınacak. Tatlı tatlı çekiyorum. Bir 13 dakika var. 13 dakikada yetirsen sıkıntı yok. Yoksa bir yeni pide yaparız. Arkadaşlar bu iş geleneksel mızrakla kılıç avcılığı. Swordfish harpooning diye geçiyor İngilizce'de de. Bütün dünyada bu şekilde avlanıyor. Yılın belli dönemlerinde yüzeye çıkar bu şekilde. Ya bir nevi suyun yüzeyinde uyur ve bu şekilde tekne ucundaki platformlardan mızrakla avlanır. Evet, Reis'e verdik. Yanına getireyim mi şeyi? Toplayayım mı arkada? He? Zile çek. Tamam, ben topluyorum. Aha! Ha, ilk şamandırı alıyoruz. Ucunu at abi. Evet, tamam. Şey yapıyorum, topluyorum sileğinin içine güzelce. Topu da çıkar geldi. He? Tamam, çıkarıyorum.
yardım olur. Kötüsüne tarafta. Dur. Bana söyle yerini abi, ben alayım. Bakıyorum orada bir yer. Şey, nerede? Çarpı oldu. Biraz geri yap üstü. Tamam. Aynen, kakıç hazır. Suat abimizin kakıçı. Gel buraya. Reisim, sezonun ilk kılıcı bereketli olsun. Yani evet, bakalım. Evet, görüntü. Arkadaşlar çok şükür hayallerimizin kılıcını yakaladık, ilk balığımızı aldık. Çok da güzel bir çekim oldu. Ama bu başlangıç inşallah, bunlardan daha çok vuracağız. Daha büyüklerini de vuracağız. Bu tam limiti kurtarıyor. Gagarin 125 santim geldi. Şöyle güzel bir hayvan. Maşallah diyelim. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Ülker Reis'e, Suat Kaptan'a, Serhat abiye. Ama devam. Arkadaşlar bir kılıç daha gördük. Burnumuzda. Ülker Reis şimdi kalasa çıkacak. Çok heyecanlıyız. Gördün mü? Bak, nereye çıkardı? Şimdi de bak, gene kuyruk. Gördün mü? Gördüm. Al dümdürü. Koy hemen dümdürüye. Arkadaşlar, Reis vuracak. Reis vuracak. Balığı, balığı göremedim ben. Battı mı? Ah be. Bunu kaçırdık. Görmeden niye biliyorsun hayvana ya? Bunu kaçırdık arkadaşlar. Nerede hayvan? Biliyor musun? Bir balık daha gördük arkadaşlar. Göremiyorum. Gidiyoruz. İyi bakın. Sen de gör. Gördünüz mü? Bırakıyorum. Gördük bunu. gördük. Ben de gördüm. Evet, tam provada. Çok büyük bir kılıç balığı. Drone kaptı. Drone da havada. Drone inşallah çekinmeyecek bu olayı. Çok büyük bir balık. Daha buradan çıplak gözle görebiliyorum dürbünsüz. Hadi kaptanım. Çok güzel, çok net. Haydi kaptanım. Çok büyük bir balık. Çok büyük, aynen öyle. Ta buradan çıplak gözle görünüyor. Tam provada. Hadi bismillah. Tam provada. Of, çok güzel bir balık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hoppa bizim. Of. Geri yap. Çok güzel. Evet. Hoppa bizim. Of. Geri yap. Çok güzel. Evet. Hoppa bizim. Of. Geri yap. Çok güzel. Konuşsan. Çok güzel ya. Çek balık, çek. Balık bayıldı. Ver. Kaptanım, tek vuruşla öldürdüm balığı. Ne yaptın? Çabuk kakıç. Tabii ki. İleri ver, geç tümüne ayaksın. Gidiyor.
Allah kahretsin. Topayla bir gidiyor. İyi vuramadın mı? Niye öyle şey yaptın? Hadi. Evet geldi. Sola geldi. sola. Al bu şa. Çabuk. Kıça doğru yürüyoruz. Kıça doğru yürüyoruz. Çabuk kalkacağım. Al ipin bu şunu. Hemen al. Çabuk kalkacağım. Evet. Kalkacağım Ali evet. Bana bak. Bak ip verdim. Balığa bırak şeyi. Balığa vur. Balığa vur. Dur. Vur. Hoppa. Yapma. Yapma. Dur. Ver bana. Evet. Sakinim var ya. Çok güçlü. Ve bez nerede? Bezi ver. Bez burada. Kaptanım bez burada. Hop. Hadi. Hop. İşte bu be saniyeler içerisinde teknede. İşte bu. Of şu güzelliğe bakın. Of şu güzelliğe bakın be. Tutturun lan. Kaptanım, helal, çak. İşte bu be. Bu sefer oldu. İşte bu. Bu sefer oldu. Drone da çekti be. Her şeyi çekti. Helal olsun. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Özür diliyoruz senden balık. Özür diliyoruz. İnanılmaz güzelsin. Şu gözlerin güzelliğine bakın. Maşallah. Efsane bir çekim oldu. Drone indi. Bu sefer yakaladık. Bu ben sefer vallahi, kaçmadı. Ben de drone gibi çektim biliyor musun? İnanırım. İnanırım. Harikaydı. Çok güzel oldu. Harika. Abi bu çekim için geldik değil mi? Aynen öyle. Çok güzel oldu. İstediğimizi aldık. Nirvana'ya ulaştık. Anlık oldu. Çok hızlı gelişti. Sen ne ara o teknede o yol varken drone'u kaldırdın. Evet. Harika be. Çak. Vallahi, çak. İşte bu. İşte bu. İlker Reis adamsın. Suat abi selam olsun. Hepsi senin sayende. Reisim. Kuleden bir selam gönder. Adamsın. Şu an ofislerine geldi benim. Arkadaşlar Suat abi de geliyor. Beraber planladık bu av programının kılıç balığını. Hepsi onun sayesinde, İlker Reis'in sayesinde. Onu da çağırdık. Dedik video bitirişini beraber yapalım. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu teknenin güzelliğine. Orkid Team. Selamlar. Selam. Gelin kılıççılık oynayalım. Bir tanesi de bir tane bize tuttuk. Mu? Hoş geldiniz. Eyvallah. Abi siz ne aldınız? Var mı şeyler? Biz bir şey alamadık. Can sağ olsun. Ama kılıç balığı geldi şeye kadar geldi. Arkadaşlar şükürler olsun ki bir hayalimize daha kavuştuk. İlker Reis ve Suat abi sayesinde beni buraya çağırdılar. Aylar öncesinden Nisan ayında kılıç balığı yakalayacağız diye anlatıyorlardı zaten. Yani inanasım gelmiyordu. Ama onlar o kadar emindi ki. Evet. Ve beni zorla Antalya'dan kaldırıp buraya getirdiler. Allah razı olsun. Bugün bu tecrübeyi yaşayabilmişsem İlker Reis ve Suat abi sayesindedir. Sabahtan Suat abiyle ayrılmıştık. O kırmızılara baktı. Dedi ki ben zaten daha önce de yaptım bunu yaparım. İlk gün sen tecrübe et dedi. Yine orada bir yüce gönüllülük yaptı. Beni bıraktı kılıç teknesinde. Çünkü ben belki bir iki gün sonra dönebilirim. Allah'ıma şükürler olsun. Çok güzel balıklar aldık. İlk balığı drone'la görüntüleyemedik çünkü çok ani çıktı. Abi sen onu ne ara gördün, ne ara dümenciye gösterdin, ne ara vurduk ben anlamadım. Öyle söyleyeyim. Yani saniyeler içinde gerçekleşti. İlk bunu aldık. Daha sonra ikinci balık dedin ki provada göründü. İki tane yüzgeç dışarıdaydı. Göz göre göre üzerine gittik. Drone havadaydı. Çok içime sindi. Bence mükemmel bir çekim oldu. Bu balık gitti. Bu balık kaldı. Niye öyle oldu abi? Yani vurduğun anda bu balık etkisiz hale geldi. Şimdi bu balık ilk balığımızdı. Aman dedim gitmesin. Bütün nedeni bu. Yoksa onu da alırdık. Sadece hani ilk balık olduğu için biraz tereddütte kaldım. Çünkü bir senedir yapmıyorum. Böyle bir hani bir gün sonra normal hale geliriz. Bugün hala acemilik üzerimizde. Ama şey daha başarılı avlar, daha büyük avlar ilerleyen günlerde olacak inşallah. İnşallah. Suat abi nasıl? Vallahi harika bir av olmuş. Yani ben çok mutlu oldum kılıç balığı yakaladığımız abi için. Biz de kendi teknemizle bugün çıktık. Canlı kolyoz bir tane de istavrit saldık arkadan. Hı-hı. Videosunu da çektim. Kılıç balığı geldi teknemizin arkasında yüzeye çıktı. Yemimize aynen hamle yaptı ama yemedi. Biz oltayla kılıç balığı yakalamayı aynen denedik öyle. Siz bunlara uğraşırken. Biz henüz bir şey yakalayamadık ama daha gün bitmedi.
Hani akşam hava kararına kadar devam edeceğiz. Aynen. Ama siz öyle. İki tane harika av yapmışsınız. Sen de izleyicilerimize bu avın nasıl yapıldığını aktarma fırsatımız oldu. Çok güzel aktardım. Ama şimdi İlker Reis'e soracağım bazı şeyler daha var. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben avın başında demiştim ki, ya demiştim ben de tecrübe edebilir miyim onun mızrak olayını? Abi inanılmaz stresli bir olay ve inanılmaz zor bir olay. Ondan vazgeçtim. Ben timing, her şey timing. Aynen, bu sene seyirciyim. Ne kadar zor olduğunu bizzat gördüm. Yani adam hem dürbünde balığı görüyor, hem mızraklıyor, hem teknenin içine alıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir kondisyon ve konsantrasyon gerektiren bir iş. Evet. Sen bu işin milli sporcusu olmuşsun abi. Onun dışında abi, bu balığı baragadi ve bunun dışında pek bir avcılık şekli yok değil mi dünyada? Şimdi dünyada oltayla yakalamaya çalışıyorlar. Var oltayla yakalamaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'de çok yok. Hatta yok. Türkiye'de yok. Bir iki tane var. Doğu Akdeniz'de. Ben deniyorum abi, evet. Şu an. Yani yok. Olacak. Tutabilen doğru düzgün yok. Ama biz bunu parakatta tutuyoruz zaten. Suat'ta da bir iki sefer tuttuk. Evet. Yüklü tuttuk. Ya parakattaki ölü yemi yiyen bizim yemlerimizi de yiyecek. Hatta bir maceramız daha oldu. Denk böyle. Denk getirme meselesi. Aynen. Hatırlarsan 30 tane parakat attık. 30 iğneliydi bu. Evet. Ama şimdi 30 iğne diye geçmeyin. Her biri 25 kulaç iğne araları. Evet. Yani tabii, iğne çok ciddi uzun bir mesafe yapıyor. Aynen. Fakat gece kamışa taktık. Evet. Hani böyle değişik bir şey olsun diye. Benim kayığımda. Fakat gece yatarken böyle hepimiz uyuyoruz. Kamış bir bağırmaya başladı. Eyvah eyvah. Sonrasını Suat anlatsın. Bir kilometre takımı çekiyor beraberinde. Bidonları, şamandıraları. Yani nasıl kalama alıyor, nasıl bir hayvan bindiyse. Yani o takımı sürüklemek hiç kolay bir şey değil. Biz zor çekiyoruz. Tabii canım. Biz gece o şeye kalama sesine uyandık. Biz tek yattık, uyuyorduk teknede. Kalktık, aldı o şamandıralar da ağır geldi ona, takım koptu. Yani dev bir balık. Olacak ama neydi bilmiyoruz. Hatta bizim başka bir projemiz var. İnşallah onu da sonraki videolarda göreceksiniz. Abi bu avcılığı geleneksel mızrakla kılıç balığı avcılığı, İngilizcesi swordfish harpooning diye geçiyor. Hı-hı. Bunu Türkiye'de yapan kaç tekne var? Valla şu anda 25 tane falan kaldı. Artık bu önceden Marmara'da vardı. Denizler kirlendikçe balık bu tarafa doğru akıyor. Yani bu aslında Ege, yani Kuzey Ege, Akdeniz'e kadar uzanıyor, var ama şimdi bu balık öyle bir çizgide ki pis suyu sevmiyor. Ama berrak suda da zıpkınla avcılık olmuyor. Aşırı berrak suda da o zor değil mi? Biraz da lez var şansımızda. Daha ciddi avlar, yani günde 8-10 tane vurma ihtimalimiz olacak. Aynen. Hatta şöyle bir anekdot var. Şu gördüğünüz, bakın. Üzerinde bir kene değil mi? Yok, bu kurt deriz ama bu yol balıklarında, yani göç balığı, bunda yok. Olmayan da yerli balıktır. Hı, göç balığının hepsinde bu olur. Açık denizden gelen. Allah Allah. Tabii. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Bu yani kılıçta bu varsa akın balığıdır bu. Tek dolaşmaz. Bu buranın bu yerli balığı. Balık. Yerli balık. Bu bölgenin balığı. Burada yaşıyor. Burada büyüyor. Hı hı. Bunlar 12 ay var. Dediğim gibi bunların avcılıkları, biz şu ana kadar iki metodunu denedik ama ilerleyen zamanlarda Suat'la biz mesela çok daha değişik avlar yapacağız. Yapmak istiyor. Burada var. Aynen. Bu balık. Yani bu suda. Aynen. Biliyorsun yurt dışında arkadan dörtlü beşli outriggerlarımızı açacağız. Trolling yapacağız. Ama o kılıçla çok olmuyor. Marlin'de, sailfish'te falan oluyor. Yani. Ben hiç böyle trollingle kılıç yakalandığını görmedim açıkçası. Biz de görmedik. Aynen. Ama denemekten vazgeçmeyeceğiz. Aynen, olabilir. Yani, ya ben jikle de yakaladım. Yakalarsak efsane olacağız, öyle düşün yani. Biz jikle de yakaladık Antalya'da. Tesadüfen geliyor. Özellikle küçükleri çok fazla geliyor. Peki abi bu hayvan neden su üstünde bu şekilde hareketsiz duruyor ve neden biz üzerine gittiğimiz zaman kaçmıyor? Sebebi nedir? Şimdi şöyle, kış ayından çıktığımız için balıklar gözleri dahi yağlı oluyor. Hmm. Bu güneş gözündeki yağı alıyor. Aslında bizim bu balığı vurmamızın sebebi o. Yoksa normalde de yani dünyanın en hızlı hayvanlarından biri. Denizde bilhassa kılıç balığı. Aha. Şimdi bu hayvan görmediği için sadece sesle, kayığın üstünde 11 metre kalas var. Kayık 11 metre. Dolayısıyla 22 metre bir elamet geliyor. Hani o kayın sesini duyana kadar biz zaten üstünde oluruz. Durmuş hayvan. Oluyorsun. Aynen, hani bugün drone'da da çektik, gördük. O şekilde hayvan anlayana kadar biz zaten onu öldürmüş oluyoruz. 1,5 ay sonra da o gözündeki yağ gittiğinde bu artık geçiyor. Avcılığımız oltaya, parakata dönüyor. Evet, biz ama bütün yaz oltayla deneyeceğiz bunu İlker Reis'le. Aynen öyle. Yani biz oltayla bir tane yakalayacağız bundan. Trolling'i deneyeceğiz, oltayı deneyeceğiz. Rapalaları deneyeceğiz. Bir gün kamışımızda bir kılıç balığı istiyoruz. İnşallah, inşallah. Bu arada arkadaşlar bu teknenin başında gördüğünüz platform sadece yılın bu zamanında kılıç balığı için yapılıyor. Daha sonra sökülüyor. Normalde o çok ağır bir şey ve denizde seyre çok uygun değil.
Bu kılıç sezonundan sonra onu söküyorsun. Aynen öyle. Araç. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimizden geleni yaptık. Ta Antalya'dan kalktık buraya. Suat abinin davetiyle geldik. Çok da güzel çekimler yaptığımızı düşünüyorum. Lütfen arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şuradan Suat abinin kanalına, şuradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.